tekrar hoş geldiniz. İstanbul Moda Akademisi'nin İstanbul Fashion Week kapsamında gerçekleştirdiği ikinci workshopumuz olacak bu workshop. İlkini geçtiğimiz sezon bu podyumun arka planını paylaşmıştık tüm katılımcılarımızla. Ne tür hazırlıklar oluyor, hangi amaca hizmet ediyor bu organizasyon. Bu kez endüstriyle tasarımcının buluştuğu özel bir işbirliğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin en önemli tasarımcılarından hem ülkemizde hem de yurt dışında bizi çok başarıyla temsil eden markamız DJ Kayek'in tasarımcıları ve ülkemizin en önemli endüstrimizin en önemli markalarından İpek Yol grubunun kurucusu aramızda. Bu özel sohbeti modere etmek üzere Vogue Türkiye'nin editörü Yaprak Aras bizlerle birlikte olacak. Şimdi bu keyifli sohbetten çok fazla zaman çalmak istemiyorum. Yaprak Hanım'ı davet ediyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bugün tasarım ve sektörün bir araya gelmesini konuşacağız burada. Markalar ve tasarımcılar son birkaç senedir özellikle İstanbul Fashion Week'inde gelişmeye başlamasıyla beraber Türk modasının özellikle en hot topiklerinden, yani en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. Neden tasarımcılara yatırım yapılmıyor gibi. Ama aslında yapılıyor. Yani daha doğrusu böyle bir örnek var. 7 yıllık bir örnek bu da Maçka. Son zamanlarda tasarımcılar ve markalar işbirliği yapıyorlar beraber ama Maçka özellikle ortaya çıkış hikayesi anlamında, yani sıfırdan bir tasarımcıyla beraber çıkmış olduğu için o anlamda önemli ve tek halen. Şimdi Maçka'nın yatırım tarafında Ayaydın Mirolio grubu var. İpek Yol ve Twist markalarını da bünyesinde bulunduran. Yalçın Bey, Yalçın Ayaydın kurucusu, o bizimle beraber olacak. Tasarım ayağında da Diçe Kayek, Ayşe ve Ece Ege. Onlar da yurt dışında Türk tasarımı denince ilk akla gelen isimlerden Türk tasarımcıları. Ece Ege 2003 yılında Fransız devletinden en iyi tasarımcı ödülü aldı. Aynı zamanda Lafayette'de bir ay boyunca bir pop-up mağaza yapan ilk Türk tasarımcılar. Şimdi davet etmek istiyorum, ben uzatmak istemiyorum. Ece Hanım, Ece Ege, Sayın Ayşe Ege ve Sayın Yalçın Ayaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kısaca özetledim ama Maçka'yı hani neden farklı olduğunu bir marka olarak. Bir designer brand dediğimiz olgu aslında, değil mi Maçka? Bir designer brand diyebiliriz Maçka için. Bence tasarımcı markası diyebiliriz. Peki kuruluş hikayesini anlatmanız mümkün mü acaba? Yani nasıl ortaya çıktı, fikir nasıl çıktı? Şimdi Ayşe ve Ece benim yaklaşık 20 yıllık dostlarım, arkadaşım. Devamlı Paris'te fuarlarda, kendi standlarında ziyaretlere giderdim. İstanbul'da da devamlı bir araya gelirdik. Çok iyi dostlarım. Yani en sonunda bir gün öyle bir yere geldik ki, ya dedim ki Ece, gelin dedim beraber İpek Yol'la bir iş birliği yapalım. Ece de dedi ki, ya Yalçın dedi, hani İpek Yol zaten bir yere gelmiş, benim hani İpek Yol'a katabileceğim, bence hani ben İpek Yol'a bir şey katmayayım, gel gel dedi, beraber ortaklaşa sıfırdan bir marka yaratalım. Olur dedim, yani fikir bana çok sıcak geldi ve onun üzerinde artık biz konuşmaya başladık. İşte konu isme geldi. Ve biz bu isim, ben tabii ki hani bir Türk ismi olmasını istedim. Maçka'da, İstanbul'da Maçka ismi, İstanbul'da gerçekten hani çok önemli bir semt ve çok önemli bir kelime, Türkiye için de çok önemli. Ben dedim ki hani Ece, Maçka olabilir mi? Olur dedi ama dedi bu İngilizce çok rahat okunmuyor dedi Ece.
bunu ben bir düşüneyim dedi. Bunun üstüne ben bir yatayım, düşüneyim ve ben bunu biraz iyi bir deşeyim dedi. Ertesi gün Ece geldi, harfleri biraz karıştırdı, araya bir aş harfi yerleştirdi, tamam dedi.